Hanımlar, dün nasıl aldım çeyreği ama? Hak ederek çatır çatır da aldım. Özlem! İşte bu, işte bu! Hak ettim. Evet, hak ettim. Hak ettin kızım, hak ettin. Sizin adınıza da çok gergin bir gün olmasına rağmen. Teşekkür ederim, evet. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Nurten Hanım. Ne oldu? Nurten Hanım artık bununla kasıla gezersiniz bir hafta. Yok, ben sizin yaptığınızı yapmam. Ama aldığım için de tabii ki mutluyum. Kasılın bir hafta. Bugün göreceğiz. Bugün görürüz bakalım. Nurten Hanım, görelim hocam size. Acaba gelininize 5 verdiniz mi siz dün? 5'i senin geline verdim, 3'ü de kendi gelinime verdim. Öyle mi? Beğendiniz. Evet, yani 2 puan. Beğenerek değil, söyledim. Hepsinin tadı aynıydı. Hepsi lezzetliydi. Onun için de dün şakır şakır yüksek puanlar dağıttım ben. Tüm olumsuzluklara rağmen, üzerime oynamalara rağmen bilezik... Özlemciğim. Aa, Allah söyletti. Bilezik dedim. Özlemciğim, günaydın. Günaydın. Aldım. Özlemciğim, bir selam verilir. Bir kendimize geleceğiz ya hani. Özlem böyle çok heyecanlı. Bir çeyreği aldı ya. Hani. Ay sen hiç konuşma Rabia ya. Niye konuşmayayım canım? Yani burada artık bir zahmet yemek yapanlar konuşsun. Tamam işte, sana ilk haftadan gösterdim yemek yapma şeklimi. Aldım bilezikleri. Yemek yapanların konuşmasını istiyorum. Yani en son sen konuşacaksın demek oluyor bu. Ne güzel, ben de hemfikirim. Tek aldığın 2 çeyrekle bunu söyleyebilmen çok garip yani. Diyorum ya, tüm olumsuzluklara rağmen ben aldım. Beni bugün sabote ettiniz. Kim etti? Kim etti ya? Rabia ve kayınvalidesi. Aa, nasıl ya? Sabote ettiler bugün ya beni. Ya bırak Allah aşkına. Ne zaman ya? Bir baksın. Neye baktın? Gözlüğünün haline bakın. Aa! Görüyor musunuz? O ne ya? Allah aşkına. Gözlüğümün haline bakın. Bırak beni Allah. Bugün, ama yıldıramazsınız onu öncelikle bir söyleyeyim. Ben böyle beni ucuz numaralarla. Yani gözlüğümü kırmış. Üstüne nasıl? Oturmuş. Kim kırmış? Nasıl yapabildim? Bakar kim? Mısın? Oturularak nasıl bu hale getirebildin ya sen? Rabia yapmış. Kayınvalidesi. Aa! Ne kayınvalidesi. Ben? Ne sen ben? Nasıl bunu becerebildin sen? Ne ben, ne kayınvaliden böyle ucuz numaralar yapmam. Ya. İzleyelim arkadaşlar. Yönetmenler rica ediyorum. Bir de görüntüde mi var? Ay hadi bakalım. Kim kırdı benim gözlüğümü? Ne gözlüğü ya? Gözlüğümü kim kırdı? Allah aşkına ne gözlüğü Özlem? Hayır, siz benim gözlüğümden ne istiyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Bir dakika, gözünle yani. Gördün mü? Bu gözlük nasıl kırılabilir? Bizim kırdığımız gözünle gördün mü Özlem? Bu gözlük nasıl kırılabilir? Bakar mısın? Özlem, ben parça olmuş gözlük ya. Senin gözlüğün. Nasıl kırıldığını da sen bileceksin. Ben bilecek değilim ya. Ben nasıl kırıldı bu gözlük? Ben görmedim, bilmiyorum. Haberim yok. Bunu siz kırmışsınız. Nasıl kırdınız? Tamam. Oturdunuz mu üstüne? Koltuğun üzerinde bir şey duruyordu. Fark etmedim. Oturdum üzerine. Demek ki gözlüğünmüş. Zaten gözlük bir işe yaramıyor. Gerçekleri göremiyorsun. Gözlüklü ya da gözlüksüz. Önemli değil. At gitsin. Siz bunu bilerek yaptınız, tamam mı? Allah aşkına siz bırak, niye bilerek, bilerek yapalım? Yaptınız. Saçma. Dün tabii ben Özlem. Çeyrekleri alınca korktunuz. Bu şekilde ucuz bir yola başladınız. Ben gözlüğümün parasını istiyorum sizden. Böyle ucuz numaralarla olmaz Özlem. Böyle ucuz numaralarla olmaz. Bu ne Allah aşkına, yere attı. Ya görmeden saçma. Etmeden konuşuyor boş boş. Hayret bir şey ya. Gelmişler buraya yumurta kıramayan insanlar yemek yarışmasında benle aşık atmaya çalışıyorlar. İnsanlar seni sindiremiyor bebeğim. Gerçekten pes ya, vallahi billahi. Bir de o kadar rahat bir şekilde söylüyor ki yani. Hatice bir dakika. Diyor, oturdum hani kırdım resmen ya. Bir de maşallah arkamdan da bayağı bir saydırmışsın. Ya Allah aşkına gözlüğüne sahip çıkamayıp burada gelip de sabote ediyorsunuz beni. Yok kıskanıyorsunuz beni değil mi Allah aşkına ya, yapma. Hayır Özlem, Rabia senin ne alım veremediğin var bu Özlem'le ya? Niye ya, sen bu kadar tatlısınız? Gözlüğü ben mi kırmışım Zeynep? Gözlüğü ben mi kırmışım? Annem kırmış, annem de biraz dağınık bir insan. Eşim de gözlük kullanıyor. Eşimin de birkaç kere gözlüğünü kırmışlığı var. Bazen niye gelir. Senin kayınvalidenin gözlüklere karşı bir sıkıntısı mı var? Herkesin gözlüğünü kırıyor. Birazcık... Bir oturduğu yere dikkat mi etmiyor? Ben onu anlamadım ya. Bir gözlük nasıl kırılabilir yani? Oturdu... Hayır, özür de dilemiyor yani. İnsan bir yanlışlıkla yaptım der, özür dilerim der. O da yok.
Daha üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Kızlar, herkes malına sahip çıksın. Ondan sonra kırılanın, dökülenin hesabını vermek zorunda değiliz. Yasemin Hanım, Allah aşkına nasıl kırdın? Hadi oturarak kırdığını düşünelim. Gözlüğün burası nasıl kırıldı canım benim? Bir dakika anlatıyorum. Sakin ol lütfen. Heyecanlanma, heyecan yapma. Geliyorum işte, gelirken baktım böyle. Orada bir tişört var. Tişörtün altında kalmış demek ki. Ben oturunca altımda kalmış, kırılmış. Ben biraz hani kemikliyim ya, hükümet gibi bir kadın olduğum için ağır basmışım, kırılmış. Kaza yani bu. Nazar mı? Kaza. Kaza değil canım. Sen onu bilerek yaptın. Hayır, ne münasebet? Dünkü hıncını almaya devam ediyorsun herhalde sen benden. Canım böyle sen ucuz bize numaralar taktın. Yapma. Benim kızıma dokunma. Burada bu şekilde yaparak alaverayla böyle işler çevirerek bilezikleri kazandın, tamam mı? Ben senin yerinde olsam çıkarır bileziklerimi geri iade ederim. Vaa wow, doğru söylüyorsun. Şaka gibisin ya. Ben senin yerinde olsam iade ederim. Kızlar dikkat ettiyseniz az önce Özlem diyor ki gözlüğümü kırdınız parasını verin. Elinin emeğiyle alamadığın bileziklerimi gözlüğünü kırdırıp bahanesiyle o şekilde almayı düşünüyorsun herhalde. Evet, para. Evet, parasını istedim. Hayır, normal. Özlem gerçekten bu konuda doğruyu söylüyor. Sen yemek yapmayı bilmeyerek böyle gittiniz, kayınvalidenin de böyle bir soğuk soğuk da tavırlarıyla hani her şeyi alelade gerçekten yapıp Hatice, hani hiçbir şey olmamış gibi de bu şekilde davrana bilezikleri Hatice, aldınız. Hatice, ben geldikten sonra sen anka kuşu misali küllerinden doğdun. Ay tatlım, evet ya, iyi ki geldiniz, ben tekrardan doğdum. Geldiğinde. Yani siz kendinizi bu kadar çok önemsemeyiniz lütfen. Çünkü çok da alıştırmayınız buraya kendinizi. Çünkü bu hafta gideceksiniz.